Evet dostlar, Gelidonya Feneri ve eşsiz Akdeniz adalarıyla birlikte Akdeniz. Güneş vurduğu için güzel görünmüyor olabilir. Şimdi yanına inelim. Oradan da bir gösteririm size. Burada da bir kurt denk geldi. Tasmalı. Yerden kaçmış herhalde bu. Şurada bisikletiyle gezen bir abinin peşine takılmış. O da Antepliymiş. Bisikletle Türkiye'yi gezermiş. Nasıl geziyorsa böyle. Şimdi abi Fener'deyiz. Su, çeşme yok. Nasıl? Bir tanesi benim köpeğim. Kahverengi olan. Diğeri de benimle birlikte geziyor orada. Su noktası diye gösterdiği şöyle bir depo. Kuyu suyu. İçi çöp dolu. İçilir mi? Mecburi biraz arıtıp içeceğiz, kaynatacağız. Güneş enerjisiyle çalışan bir fener. Ay, şu kamerayı biraz şarj edeyim. Manzara harika ve sakin. Bu da dişi herhalde. Kurt. İngilizce var mı? Yok, pek yok usta. Senin nasıl anlaşıyor? Çat pat anlaşıyoruz ya. Burada Gezgin Ömer abimizle tanıştık. Adaşımmış. Bisikletle Türkiye'yi geziyor. Hatta çok yeri gezmiş. 8 kere Türkiye'yi full dolaştım. 8 kere. Bakın be, Yüz bin abiler. kilometre yaşayan belki de Türkiye'de hatta ilk insan benim. Bundan eminim yani bisikletle. 5,5 yıldır Haziran 2017'den beri tur yapıyorum. Bunun 4,5 yılı yollarda geçti. 1 yılı sahil zamanlarda işte bayramdı, eş dost ziyaretiyle evde geçti. Bu Vay be. Geldonya'dan sonra yani üçüncü gelmem mesela. Antalya'ya 11. ziyaretim oldu tur içerisinde. Yani 19'a kadar ziyaret ettiğim şehir var mesela Trakya tarafında, İstanbul falan. Duman Böyle gibi. enteresan bir bisikletçiyim. Hani tekrar tekrar aynı yerlerde dolaşıyorum ama il bazında 8 kere full dolaştım. 9-10 üzerine çıkarmak mümkün. Şu farklı yolları deniyorum mesela. İşte böyle mesela ilçelerin farklı kasabalardan, köylerden geçiyorum falan. Mümkün olduğunca Değiştiriyor. değiştiriyorum. Türkiye'de 900 küsur ilçenin 800 civarını gördüm. Tekrarını gördüm zaten çoğunu. Böyle bir hayat yaşıyorum. Abi 109 bin kilometre yol yaptım. Geçen işte 2 hafta önce İstanbul otobanda ilginç bir şekilde ben hep doğada yatarım bu şekilde. Ağaçların altında yatarım. Mescitlerde nadir yatarım. Bir şarj tamamlamak için kalırım. Otobanda hiç ummadığım bir noktada Hadımköy gişeler girişinde Beylikdüzü. Bisikletimi çaldılar gecenin üçünde. Allah Allah. Evet, sendelerken ayak ucundan bisiklet çalındı. Allah'tan telefonumu götürmediler. Böyle de bir hadise yaşadım ve benim için en ilginci Geçmiş oydu. olsun abim valla. Sağ olun. Yani en ummadığım noktada çaldırdım. Bir otoban yol ya. Köprüye yakındı. Böyle bir işte İstanbul'da bunlar şebekeymiş. Ne bulsalar götürürmüş. Allah'tan telefonu da götürse veya ben Gelmez. uyanmış olsam mukavemet etsem başıma bir şey Bela de olacak. gelirdi. İnşallah abi sana nasipmiş. Bak benim o Teşekkür ederim. dediğim bisiklet getiremedim. Keşke buraya kadar getirseydim Ömer ama. arkadaşım sağ olsun bana bir bisiklet yeri tarif etti. Şimdi ona gideceğim. 4 kilometre Likya yolundan takip edeceğiz. Şu adaları gösterirseniz. Evet. Mesela 5 adalar diyorlar buna. Çok mükemmel bir gün batımı arasında. Ömer de beklese bunu çok Bakalım güzel belki bir burada kamp atabiliriz abi. Belli değil şu an için. ben de kalmayı düşünürdüm. Ben bir şeyden dolayı gitmek durumundayım. Yani Bakalım gideceğiz inşallah belki de kalırız. Su durumu bir tehlikeli ona iki göre. gönül taş daha kazandım. Bir isim şehir işte Manisa arkadaşım Ömer sağ Eyvallah olsun. abi çok memnun oldum. Gönülleri var Adaşınmışsın. olsun. Yani Be benim ilerideki halim gibisin. Ben de yakında çadırı atacağım inşallah. İnşallah. İşte doğada hep közleme türü şey çok yapıyordur. Ömer de ben gibidir zaten. Ben de Evet, çok evet. yaparım. Odun közünde yani yapmadım sebze yemeye kalmadı. Haşlamasından tut da közlemesinden tut da. Valla biz genelde makarna, çorba, makarna, çorba ilerlemeye çalışıyoruz. YouTube'dan da şey aldım tamam destek aldım ama benim zaten mailim vardı. Aklınıza gelmeyecek envai onlarca çeşit sebze yemeğini haşladım ben. Yani
yemek yapma değil. Normal Hı. soğandır, patlıcandır, kabaktır. Onu yumurtayla mesela şey yapıyorum. Ha, popüler benim şeyim acı biberdir. Onunla böyle harç yaptığın zaman 10 numara nefis yemek Her oluyor. şeyi yerim Her diyorsun şeyi yerim. yani. İyi Yağ bakalım yok, abi. kolesterol yok. Sağlık var. Hadi yapalım yemeğe de, bir de çay yapalım içeriz inşallah. Evet dostlar, çayımız oluyor. Ömer abinin ateşinden biz de faydalanıyoruz. Mantarı da yapıyoruz orada. Bakalım nasıl olacak. %30 etli. Et derken ne demek istediğimi anladınız. Ayıklayabildiğim kadar. Yapacak bir şey yok. Buradayım. Bayağı bir ayıkladım. Yıkadım ettim. Arada kaçmış olabilir. Çayımız efsane oldu. Su kötüydü ama. Ömer abisi de yoldaşa ekmek veriyor bak. Yoldaş kızım, o yenmez kız. Ne bulursa yiyor valla. Ne? Peçete yiyor. Yok artık. Al. Onun da bir kedisi var. İsmi Bilge. Aynen, bilge. Bilge. Yoldaş ondan korkuyor. Şeyi akıllı ama ha. Baya. Çok akıllı bak, tıs yapıyor. Al. Kurt. Turistler buraya kadar yürüyüp geri gidiyorlar. Dostlar, mantarımız olmak üzere. Buraya turist akını var. Burada Justin ve Isabel. Merhaba. Eyvallah, hoş geldiniz. Çayımızdan onlara da nasip oldu. Şimdi yavaştan mantarımızı yiyelim. Yavaş yavaş manzara eşliğinde gidelim diyoruz. Evet dostlar, tereyağlı, full baharatlı, biraz fazla tuzlu ve biraz içine de irmikli değişik bir mantar oldu. Artık yenen mantarsa da değilse de çıntar diye yiyorum. Lezzeti güzel. Biraz bayat mantar, eskimiş mantardı. Tazesidir, orasıdır, burasıdır. Ayıklaya ayıklaya tavanın dibinde bu kadar kaldı. Şöyle bir lavaş ekmeğimiz vardı. Umarım bir şey olmaz. Güzel Güzel. mantar. Acırsam acırsam kendime değil de bu arkadaşın başına bir şey gelirse ona acır ama. Yani çıntar diye aldık. Sarı çıntara benziyordu. İnşallah öyledir. Artık dayanamadım abi. Canım çok mantar çekiyordu. Yedim gitti. İngiliz turistler geldi. Onlara çay ikram ettik. Bir de burada Ömer abimle konuştuk ya abi, efsane. Tam benim bisikletli halim. Çılgın, crazy. 5 senedir mi ne Türkiye'yi geziyor. Buraya 3. mü ne gelişiymiş. Onun adı da Ömer. Adaşımmış. Ona dedim ki abi, sana bisiklet buldum. Nerede? Bak dedim, 4 kilometre öteye bıraktım, getiremedim. Gitti almaya bisikleti. Umarım getirebilir. Ona nasip olsun. Hadi bakalım. Güzel manzara. Manzara güzel. Burada bir gece kamp atmadan gitmek istemedik dostlar. Vakit daha saat 2 ama. Daha doğrusu saate bir bakayım. O saat 4'e gelmiş. Ne ikisi? Biz geldiğimizde 2'ydi. Şimdi o çılgın Ömer abimiz, adaşımız bisiklet almaya gitti, hala gelmedi. Şöyle etrafı bir göstereyim tekrardan. Mantarı yedik, bakalım yarına sağ çıkar mıyız bilmiyoruz. Geridonya fenerimiz bura. Türkiye'nin en güney ucu. Şöyle şu patikadan gidelim. En güney uç noktasına bir varalım. Merhaba. Evet, Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine geldik reis. Hakikaten efsane. Gelidonya. Suluada.
Çok mutsuzsunuz lan siz. Bekleyin size su çıkaracağım. Al. Kuyudan suyu çıkarmanın çözümünü bulduk sonunda. Önce hortum kısaydı, yapamadık. Biraz ek hortum buldum. Ateşte erittim. Şuraya ekledim. Şimdi su buradan çıkıyor. Ama bunu da böyle fazla akıtmamak lazım. Köpeğe bak, kuyruğuyla yakalama uğraşıyordu. Sineklere kovalanıyor bak. Bu da diğer Ömer abinin peşine takılmış. Karaöz'den bu yana kurt. Sahipli herhalde ama. Bak, kuyruğunun peşine gidiyor. Sonra yakalıyor. Kafası dönüyor bak. Heh, tamam, yakaladın. Ne oldu? Aferin. Evet abi, su sistemimiz hazır. Kaldırıyoruz, duruyor. İndiriyoruz, akıyor. O sistemi çözdük. Ve yavaş yavaş manzara güzelleşiyor burada. Harika yer ya, ne kadar uzun kayda girsem o kadar bambaşka. Şimdi tekrar bir çay koyduk. Közde çayımız ola dursun. Mantar yedik, hala bir şey olmadı. Bir sıkıntı yok. Gelen giden oluyor buradan, fotoğraf çektirip geri gidenler. Çekip diyelim. Çadır kurmayız. Şunların üzerinde metimizi serer yatarız. Hava güzel. Şey gitti. Yok, koca kız yok. Koca kız. Koca kız yok. Koca kız yok. O gitti, bu geldi. Hadi bakalım. Abi, manzara her saat, her dakika farklı geliyor gözüme. Güneşin ışıkları çok güzel vuruyor ve aşağıda küçük bir yelkenli. Harika bir manzara. Çayımız oluyor. Evet dostlar, önce kuyudan şeyle çekmeye çalıştık. İpli bidonla, ama uğraştırıyordu. Kısa bir hortum vardı. Önce denedik. Olmadı. Sonra bir parça hortum daha buldum. Isıtıp burada ekledim. Ve musluk niyetiyle burada duvarın deliğine sokuyoruz. İşimiz bitince su lazım olduğunda açıyoruz. Yere koyuyoruz. Ve go. Suyumuz full. Tabii ki arıtmamız lazım. Silvio'nun arıtma poşeti var. Onunla hallediyoruz. Ayrıca bu köpek de o kadar su verdiğim halde, bak, kuyruğunun peşinde dolanıp duruyor. Hey! Aptal köpek. Seni böyle oyuncu mu eğittiler? Kendini yoruyorsun, sonra susuyorsun. Gün batımındayız dostlar. Gelidonya fenerinde gün batımı değil aslında, ama bulutların arkasından güneşin vurduğu yer.
Hey kurt. Gelenler burada oturuyor. Buradan seyri sefa ediyorlar. Yarın sabah gün doğuşunda gösteririm. Çılgın köpek ya, hiç durmuyor. Ve tepeye gidip oradan da manzarayı seyretmek için oturanlar var. Fotoğraf çekmeye geliyorlar falan filan. Şuna bir su vereyim bir daha. 50 oldu su verdiğim buna ya. Hayvan durmuyor. Hararetli. Gitsin bakalım kana kana. Vay, bu tarafta güzel kamp alanıymış ha. Evet dostlar, Gelidonya'da Taşlık Burnu Feneri Türkçesiyle akşam oldu. Gün battı. Ve biz çadır kurmadan burada kalmaya karar verdik. Bu manzarada bir de gün doğumunu görelim. Bu oturma yerinin üzerine şöyle pedimizi, uyku tulumumuzu serdik. Yatışa geçeceğiz. Tabii önce bir ateşi harlayıp bir makarna yapacağız sonra. Durum bu. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın ola, hayrola. Yeni yollarda görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşarak da katıl seçeneğinden ekstra destek olarak da yolculuğumuza katkı sağlayabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Dostlar, Gelidonya Feneri'nde akşam vakti tekrar kayda girmek istedim. Fener ışıkları yandı. Güzel bir görüntüsü var. Görebildiğiniz kadar. Onun dışında canımı sıkan bir mevzu var. Pişman oldum. Bisikletli gezen Ömer abimiz biraz benden fazla çılgın. Gönderdik bisikleti almaya. 4 git 4 gel 8 kilometre. Biraz geç çıktı buradan. Hala gelmedi, akşam oldu. Bütün eşyaları da burada adamın. Ne yapacak bilmiyorum. Umarım gelir bir an önce. Yaklaştı mı acaba? Ömer abi! Ömer! Ses çok abi, gelemedi. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Eşyalarına bir şey olmaz da kendisine sıkıntı. Neyse, yapacak bir şey yok. Hadi gidelim, şu makarnamızı yiyeceğiz. Sonra yatacağız.
Evet dostlar, saat 8 civarı tam uykuya geçiyorduk. Yine kayda giriyorum. Bisikleti almaya gönderdiğim Ömer abimiz anca şimdi geldi. AFAD'ı bile aramayı düşündüm bir ara. Ama sonra Facebook'ta paylaştığı videoyu görünce dedim bisikleti almış geliyor bir şekilde. Gelemese bile uyur orada bir yerde dedim. Ve uykuya geçiyordum tam. Şimdi geldi gece gece. Yeni. Ömer abi. Ya neredesin? Seni merak ettik biz ya. Benim çapraz bazda sıkıntı var ya. He. Bisiklet ha yani yeniymiş en azından. Abi gıcır gıcır güzel ama acemi bisikleti. Aynen Yani. acemiymiş. Valla. Mesela double jant işte ama teker yeni. İşte her şey yeni yani. Bak Gıcır şu tekerlerini mesela alırsın. çat olsa Hı. çok farklı. Yani onun bir tanesi 300 liradan aşağı der. He. Tamam. Bu da gene Tamam. 100 liradan aşağıda bir tanesi. Abi bisiklete güç yetmiyor. Şambelleri sadece Ya 70, bir de 80. şey biliyorum ben de 100 lira bir şambel. İçi valla ha, dışı daha pahalı. Dışı 200. AFAD'ı arayacaktım neredeyse. Bu gelmedi diye. Telefonumu ben sana nasıl unuttum ya? Valla sorma. Videonu gördüm. Videona yorum yaptım. Geldi mi? Mesaj attım Facebook'tan. O Arkadaş Facebook... ekledin mi? Hı? Geç ben eklemedim. Ekledim seni. O videoyu görmesem AFAD'ı arayacaktım. Videoyu görünce dedim bu bisiklete ulaşmış almış. İyi Ya sağ şu salim da var getirdin ya bu ya. uğraştırıyor bu. Onu da geçtim. Bu sürekli Bizim öteki köpek sende mi geldi? Yok. Kocaman var diye bir tane. ha o gitti. Şu benle gelen mi? He. O gitmiş demek ki. O, He. zaten o sahipliydi ya bizim değil. O Ruslarla gitti de bir tane de beyaz vardı ya. İri bir köpek. He sonraki buldunuz mu? He. O O da Ruslar. O da senle Ruslar. geri Yok gelmedi değil yok mi oraya? gelmedi yok. Hmm. O da mı Ruslarla gitti o zaman? Gitmiştir belki de. İyi hayırlı olsun bakalım abi. İnşallah işini Vallahi görür. Kameranın merceği nasıl kaydediyor bilmiyorum. Ama fenerin etrafa yaydığı ışık hüzmeleri arasından yıldızları seyretmek çok keyifli dostlar. Yavaş yavaş uykuya doğru dalıyoruz inşallah. Sabah gün doğumunda görüşmek üzere.